651 sayılı yasa bir ceza kanunu ya da cezaları düzenleyen bir kanun değildir. Sadece belli suçların, belli katalog suçların işlenmesi halinde ilgili internet sitesine ya da ilgili içeriğe erişimin engellenmesi prosedürünü düzenleyen bir kanundur. Bu nedenle uygulamada çok fazla karıştırılan bir hatayı da düzeltmekte fayda var. Pek çok kişi mesela bir korsan içerik gibi ya da hakaret gibi, iftira gibi suçlarda 56-51 sayılı yasanın uygulanacağını düşünmektedir. Aslında bu yasa sadece kendi içerisinde tanımlanmış olan katalog suçların işlenmesi durumunda erişimin engellenmesine ilişkin düzenlemeler getirir. Bu suçlar yine ilgili kanunlarda tanımlanmış olan şekilde cezalandırılır. Bu kanun bir ceza kanunu değildir tekrar etmek gerekirse. Katalog suçlar çok tartışılmıştır, bu kanun çokça tartışılmıştır. Bu tartışmaların temel nedeni aslında katalog suçların Türkiye'deki yani bizim yasamızdaki çokluğudur. Dünyanın her yerinde bu suçların bazıları gerçekten her zaman için katalog suçlar kapsamındadır. Fakat bizdeki eleştiri bazılarının çok muğlak olmasıdır. Bu suçlar intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer temin etme ve Atatürk aleyhine işlenen suçlarla ilgili kanunda tanımlanmış olan suçların işlenmesidir. Burada baktığımızda özellikle uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma suçu varken bir de üzerine sağlık için tehlikeli madde temininin de yasaya girmiş olması çokça eleştirilmiştir. Çünkü sağlık için tehlikeli madde tanımlaması çok genel, çok muğlak bir ifadedir. Örneğin fazla tuz da sağlık için tehlikelidir ve biliyorsunuz tuzda kısıtlamaya gidildi. Tuzlu yiyecek, cips tanıtımı yapan bir site acaba sağlık için tehlikeli madde midir? Benim tahminim yasanın hazırlanma çalışmalarında da bulunduğum halde orada da çokça tartışılmıştı ama yine de çok netleşmedi kafamızda. Özellikle işte %100 doğal denilen, özel sağlık ürünleri diye tabir edilen ürünlerin kastedildiğini düşünmekteyiz ama çok gerçekten yoruma açık bir madde. Onun dışında fuhuş tanımlanmış. Fuhuşun tanımlanmasının üstüne müstehcenliğin de katalog suçların arasına alınmış olması çok tartışıldı. Gerçekten müstehcenlik çok tartışmalı bir konu. Kimisi için çok az açık olan bir şey müstehcenken, kimisi için çıplaklık müstehcenlik değil ama farklı açılardan bakılması müstehcenlik getirebilir. Dolayısıyla bu da çok muğlak bir ifade. Çocukların cinsel istismarı dünyanın her yerinde gerçekten katalog suç olarak tanımlanan tek suç ve gerçekten burada olması gerekirdi. Bunun dışında yine dünyanın her yerinde, çoğu yerinde olan ama bizde olmayan ırkçılık ve kişileri ırkla ilgili, dinle ilgili, cinsiyetle ilgili nedenlerle aşağılama suçları bizde yer almadı. En çok eleştiri getirilen noktada genellikle bir şey ceza ya da bir tedbir kararı, yani tedbiren bir şeyin engellenmesi mutlaka mahkeme kararıyla verilmesi gereken bir karardır. Fakat 56-51 sayılı yasa belli bazı durumlarda mahkeme kararı olmaksızın idari makam kararıyla, yani bir devlet memurunun kararıyla siteye erişimin engellenmesine izin vermekte, bunun yolunu açmaktadır. Bu açıdan baktığımızda da herhangi bir memur için müstehcen olan ya da sağlığa zararlı madde olan bir şeyden dolayı herhangi bir site ve sitenin tamamı, yani içeriğin engellenmesi, alt sitenin ya da içeriğin çıkartılması değil, sitenin tamamına erişim engellenebilecektir.